Playturn dünyasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte League of Ancients'ı inceliyoruz. Evet dostlarım, bugünkü menümüzde League of Ancients var. League of Ancients 5v5 yapılmış bir MOBA oyunu. Kendisi Dota 2'den ve LoL'den esinlenmiş ve BSC altyapısına sahip. Şimdi dilerseniz sitemizi incelemeye geçelim. Evet dostlarım, site kısmına gelirsek burada tokenimizin listeli olduğu yerleri görebiliyoruz. CoinGecko, CoinMarketCap ve Gate.io da listeliymiş tokenimiz. Aktif olduğu yerler ise PancakeSwap, BizSwap ve ApeSwap. Tokenimizin adı Loa bu arada. Evet, oyunumuzda 2 adet ırkımız var. Luminous ve Dark Souls'lar. Normal MOBA'da bildiğimiz gibi karşımızın Nexus'unu, yani ana base'ini yok etmeye çalışıyoruz. Burada ise 2 adet rünümüzü görüyoruz. Bu rünler 3 dakikada bir ortaya çıkıyor ve alan kişiye 3 dakikalık bir pasif güç sağlıyor. Bazısı HP, bazısı atak, bazısı saldırı hızı, bazısı hareket hızı, buna göre değişiyor. Pasif özellikler veriyor yani bize. Bu kısımda ise League of Ancients'ı destekleyen destekçileri görebiliriz. Dilerseniz burada videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Burada Road Map var. Şu anda oyunumuzun testneti üzerine ilgileniyorlarmış ve Bug Bounty Event'i getireceklermiş. Marketplace'imiz raffle'lanacakmış. NFT Inventory, Capsule Unlocking, Partner Staking Polls, bla bla bla. Ve oyunumuz Q4'te çıkıyor. Onun dışında şu anlık önemli olarak bilmemiz gereken ekstra bir adet bir şey yok. Team Advisor kısmında ise burada takımımızı görebilirsiniz. Çoğunlukla Asyalılardan oluşan bir grup. İsterseniz kendilerinin ne yaptığını ve hedeflerini araştırarak inceleyebilirsiniz. Ben zaten sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. NFT Sale. Oyunumuzda 3 adet kapsülümüz var satın alabileceğimiz şu anda. Beta kapsül. İçinden %55 şansla Basic Skin çıkıyor. %30 şansla Epic Skin çıkıyor. %15 şansla ise Elemental Skin çıkıyor. Kendisi 0.1 BNB. Bir adet de Alpha kapsülümüz var. %55 şansla Champion skin'i çıkıyormuş, %30 şansla Legendary, %15 şansla ise Mythic skin çıkıyormuş. Kendisinin değeri ise 1 BNB. Geldik Genesis kapsülümüze. En değerli kapsülümüz bu. İçerisinden %100 olarak bir Genesis skin'i çıkıyormuş. Kendisinin değeri ise 3.2 BNB. Heroes kısmında ise burada karakterlerimizi görebiliyoruz. Burada direkt Ahri'yi çalıp yapıştırmışlar. Burada ise Ashe'imiz var. Tabii ki adı Atlantia, isimleri farklı ama. Burada Kartuş'umuz var. Burada Soraka'mız var. Burada Jax'ımız var. Burada Zoe'miz var. Burada Warwick'imiz var. Var da var. Çalmışlar, etmişler falan ama eğer ki hedefledikleri şeyi gerçekten düzgün bir şekilde başarırlarsa benim soluksuz oynayacağım bir oyun olarak gözüküyor çünkü MOBA'yı çok severim. Evet, size daha önce dediğim gibi burada Dota 2'den ve League of Legends'tan esinlendiklerini söylemişler. Evet, dünyada bir ilk olacakmış. 5vs5 MOBA oyunu olacaklar ve BNB ağında olacak. Oyunda 3 adet modumuz bulunuyormuş. Birincisi klasik maç, normal, hiçbir özelliği olmayan normal bir oyun. İkincisi ranked maç, dereceli bir oyun, herkesin ciddi oynadığı ve sonucunda ödüllerin verildiği bir oyun. Üçüncüsü ise turnuvalar. Turnuvalar oyun içerisinde sürekli olarak yapılacakmış. Fakat katılmak için bir ücret ödememiz gerekiyor. Yani turnuva bileti satın alıyoruz. Innocent Soul kısmında ise ASL bizim oyunun içerisinde kullanacağımız para birimi. Yani LoL'deki mavi öz olarak düşünebilirsiniz. Burada da skinlerin ASL kazanma şansını ne kadar arttırdığını göstermişler. Böyle kontrol edebilirsiniz. Evet, size bahsettiğim rünler haritanın iki ucunda da çıkan ve 3 dakikada bir yenilenen rünler. Bu değişik bir sistem olmuş fakat alışmamız çok da zor olmayacaktır. LoL'de ve Dota'da olduğu gibi burada da siperlerimiz mevcut. Burada flash'ımız var, bariyerimiz var, ignite'ımız var vesaire, bir sürü siperimiz var. Bunları inceleyip kendimize uygun bir kombinasyon oluşturup o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyunda 9 adet rarity level'ımız var. Basic, Epic, Elemental, Champion, Legendary, Mythic, Genesis ve Immortal. Genesis'e kadar bütün skinleri çıkartabiliyoruz fakat Immortal'ı craftlamamız gerekiyor. Bunun için ise Fusion kısmına geliyoruz. Fusion kısmında bize söylüyor ki Mythic ve Legendary skin'i birleştirirsen sana bir Immortal skin veririm. Aynı şey Mythic skin için de geçerli. Bir Legendary ve bir Champion skin'i birleştirirseniz bir Mythic skin elde ediyorsunuz. Burada ekosistemimizi görüyoruz. Burada Loa tokenimizi görüyoruz. Loa token ile Loa kapsül alıyoruz. Bununla bir karakter çıkartıyoruz. Karakter ile oyun oynuyoruz. Oyundan kazandığımız parayı tekrar oyuna yatırıyoruz veya çekiyoruz vesaire. Burada da bir ekosistem mevcut. Type of kapsül kısmındayız. Burada ise oyunun içerisindeki kapsülleri görebileceğiz. Neyi nereden düşürdüğümüzü yazıyorlar. Genesis kapsülü sadece eventlerden veya NFT satışlarından alabiliyoruz. Alpha kapsül ve beta kapsülü ise oyunun içerisinden oynayarak düşürebiliyoruz. Loa kapsülü ise nereden aldığımızı belirtmemişler.
Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte League of Ancients'ı inceledik. Eğer ki aklınıza takılan bir soru varsa aşağıya bıraktığım Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.